Bak parmak çocuğa bak sen. Parmak çocuğa bak sen. Beklememiş içine koymamı. Aa! Baba bir yere kadar gitmiş. Eren dayı da yanında muhtemel gelecek. Biz dondurmamızı yiyelim. Yine parmaklanıyor bu dondurma. Şunu biraz güvenli alana alalım. Peki dinleyip tarafsız kalabiliyor muyuz? Ben mercan bulununca tabii bir daha da evlenince Ceylin'le beni affetti sandım. Yani içinden net bir şekilde, kesin bir şekilde ayrı geçirdiğimiz süreci, savcı oluşunu, onun inanmışlığını, benim vazgeçişimi hepsini affetti. Ben kendimi affetmiyorum, o ayrı. Hiçbir zaman da affetmeyeceğim, o benim kendimle hesabım. Ama Ceylin de beni affetti diye teselli oldum, yola devam etme gücü buldum. Öyle değilmiş kardeşim. Bugün anladık. Çok da acı bir şekilde. Anne şöyle yapıp içsem çorba gibi kaldı. Tabii ki. Hem zaten bu böyle yapılır, dur. Bir dakika, yarış yapacağız. Hadi. Bir, iki, üç. Birim. Kim? Abi bir dakika, sayılmaz. Burada kalmış. Sen de öyle. Nerede? Senin de burada. Seni çok seviyorum aşkım benim. Ben de seni. Hadi bakalım, dişler fırçalansın, uyku vakti. Ay Allah'ım, benim kızım ne kadar akıllı ya, ne kadar akıllı ya. En akıllı benim kızım ya. Of, aşkım benim aşkım. Hadi bakalım, uyku. Mercan'ın yaşadığını öğrendiğimiz günden beri ben her gün kesiyorum kendimi. Vazgeçtim seni yalnız. Seni yalnız bıraktığım için de kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bıçak da bende, yara da bende. Bir bunu bilmeni istiyorum.
bir de Nil. Hiçbir zaman bir duygu yeşermedi. Hayata devam etmek için bir yol arıyordum. O da o sırada yanımda duruyordu. Aramızda da hiçbir şey geçmedi. Çünkü o zaman da, öncesinde de, şimdi olduğu gibi ben hep seni seviyordum. Bir de bunu bilmeni istiyorum.